Fuat Uğur, Fettah da Hak ve Goliat Yalnız Kurt'u alt edebilecek mi? Bu ülke bir yalnız kurt aslında. ATV'de geçen cuma günü yayınlanmaya başlanan Yalnız Kurt dizisinin basın gösterimi için davet edildiğim Turkuaz Medya'nın salonundaki yerimi aldığında aklımdan ilk geçen buydu. Perdede kesintisiz olarak ve adeta sinema filmi gibi izlediğim dizinin başrol karakterleri olan Altay Kurdoğlu'yla onu yetiştiren komutan Davut metaforları tam da düşündüğüm gibiydi. Dizi bir kafes dövüşçüsü olan Altay Kurdoğlu ve onu yetiştiren Davut komutanın karanlık, mafyatik sima Doğan'ın yanındaki Esra'yı kaçırmasıyla başlayan ve günümüzde geçen olayların çevresinde sık sık başvurulan geriye dönüşlerle örülen bir hikaye ile ilerliyor. Böylece Türkiye'nin 1960'lı yıllara uzanan yakın tarihine gidip dönerken, o zamandan bugüne herkesin, her şeyin birbiriyle bağlantılı, iç içe olduğunu görüyoruz. Gerçek hayattaki bilgilerimiz de bu hikaye örgüsünü doğruluyor zaten. Amerikan barış gönüllülerini hiç işiten var mı? Bize halis inek sütlerimizin yerine içmemiz için bağış olarak getirdikleri süt tozlarını içirirlerdi. Ben son dönemlerine denk geldim ilkokula başladığım yıl. İğrençti o süt tozu. Amerikan karşıtlığım o zamandan mı başladı acaba? Sınıflara konulan kazanlardaki o süt tozu kokusu hala burnumda şu satırları yazarken bile. Barış gönüllüsü denilen Amerikan istihbarat elemanları köy okullarında öğretmenlik de yaparlardı. Yalnız kurt Erzincan'ın bir köyünde çoluk çocuk demeden yapılan bir katliamı haber alan Davut Teğmen ile başlar. Köyün muhtarı namuslu, vatanperver bir adamdır. Davut Teğmen onun bölgedeki barış gönüllüsü Amerikalılardan bazılarının istihbarat ajanı olduğunu Milli İstihbarat Teşkilatımıza bildirdiği için öldürüldüğünü öğrenir. Çocuklarından ikisini kurtarır bir yetimhaneye yerleştirir. Ama bu ihbarı, yani meçhul kişilerce köyde katliam yapanlara muhtarın MIT'e bilgi verdiğini söyleyen kişinin kim olduğunu ise kurtardığı çocuğun boynunda taşıdığı ve ona verdiği muskanın içinden öğrenecektir Davut Teğmen. Fettah Dahak adlı bir vaizdir. İlginç ve işitilmemiş bir ad ve soyadı. İki anlamı vardır Dahak'ın. İran mitolojisinde İnsan beynini yiyen yılan anlamına geliyor. Diğer anlamı ise Dahak bin Müzahim adlı müfessirden gelme. Ana rahminde iki yıl kaldığı ve iki yıl sonra dişleri çıkmış olarak doğduğu, doğarken de güldüğü için gülen anlamında Dahak ismi verildiği rivayet edilmiş bir kişidir. Dahak bin Müzahim takatten kesilinceye kadar vaaz verir, akşam olunca ağlar ve sebebi sorulduğunda, Bugün amellerimden Allah'ın huzuruna ne götürüldüğünü bilmiyorum dermiş. Size kimi hatırlattığını biliyorum. Fethullah Gülen. Çünkü yetiştirdiği beyni yenmiş haşhaşileri, bu ülkenin başına bela eden yılan başlı iblis, zaman zaman Fettah Tahak diye müstehar isim kullanırdı. Arkasındaki yapı ise Golyad. Davut'un Golyad'la mücadelesine de göndermede bulunuyor burada. Dizinin ilk bölümde Davut Teğmen Vais Fettah Dahak'ı takibe alır ve buluştukları bir sahne vardır. Teğmen sözünü esirgemeden konuşur ve yaptıklarını bildiğini söyler. Fettah Dahak tüm ile ona bakarak şöyle der. Bize ulaşamazsın Teğmen. Biz her yerdeyiz. Bizi göremezsin tutamazsın, işitemezsin dokunamazsın. Havayı tutabilir misin? Avuçlarını açarak... Bak görüyor musun şu ellerimi? Havaya avuçluyorum ve kapatıyorum. Peki avucumun içinde ne var? Hiç. Ama biliyoruz ki hava var. Konuşma aşağı yukarı böyleydi. Etkileyiciydi. Geçmişle günümüz arasındaki bağı bu şekilde işleyen bir dizi çok başarılı olmaz genellikle. Ama Osman sınav farkı bunun üstesinden gelmiş. Gösterim sonunda biraz da konuşma fırsatı bulduk. Senaryonun ve flashbacklerin biraz daha sadeleştirilip anlaşılır olmasını önerdim. Bizler geçmişe vakıf olduğumuz için kolaylıkla anlayabiliyoruz ama yeni nesil için diyaloglara didaktik olmayan bilgilendirmeler koymakta fayda var. Başta Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colban, Doğan ve Fettah Tahak karakterlerini canlandıran oyuncular hepsi çok başarılılar. Özellikle yalnız kurt Altay Kurdoğlunu canlandıran Hasan Deniz Yaranı daha evvel hiç işitmemiş olmama rağmen çok beğendim. Senaryo çok mühim tabii ama canlandırıcı olarak oyuncunun performansı kağıt üstündeki karaktere adeta hayat veriyor. Gördüğüm kadarıyla en az Teşkilat dizisi kadar başarılı olacağı benziyor. Devamını merakla izleyeceğim. Davutoğlu'nun fabrika ayarları Fatih Altaylı'nın programına çıkmış. Millet İttifakı'nda isim sırasına göre oturma muhabbetini konuşuyorlar. Bu ülkenin menfaatine olacaksa ben en arka sırada, en kenarda olmaya razıyım. Bu ülke zarar görmesin diye başbakanlığı bırakmışım ben diyor. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pelikan diye bir yapıyı araç olarak kullanarak kendisine darbe yaptığını ve başbakanlığı bırakmak zorunda kaldığını söyleyen kendisiydi. Bana karşı AK Parti içinde Pelikan tarafından darbe yapılmıştı ama bana yapılan darbede Pelikan araçtı. Bunun arkasında talimatla yürütülen işler var. Daha sonra Cumhurbaşkanı bunların olduğu yalıyı ziyaret etti. Başbakanlığı esnasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız aleyhine ağzımdan tek söz duymayacaksınız. Kutlu AK Parti davasına ihanet ettiğimi görürseniz yüzüme tükürün demesini es geçiyorum. Şimdi neler yaptığını görüyoruz. İftiraya kadar vardırıyor işi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onu öğretim üyesi olduğu yerden aldı. Önce müsteşar, bakan, sonra da başbakan yaptı. Karşılığında biraz da sadakat bekliyordu ama o Erdoğan'ın altını oyup partiyi ele geçirmeye tüm il ve ilçe yönetimlerini değiştirmeye kalktı. Milletvekilliklerine bir yerlerden ısmarlanmış adamları yerleştirdi. Batı sırtını pışpışlıyordu. Kendini mühim biri gibi hissetmesi egosunu şişirmişti. İdrak edememişti bir türlü. Etkisiz eleman haline getirmeye çalıştığı Erdoğan ülkeyi bırak dünyanın gördüğü en önemli liderler arasına ismini çoktan yazdırmıştı. Senfoni orkestralarını Maestrolar yani orkestra şefleri yönetir biliyorsunuz. Orkestralar bir parti organizasyonu gibidir. Senkronize ve ahenkli olmaları gereken yapılardır. Orkestralarda geride çalan bir kemancı solist denir. Orkestra şefi eğer bulunduğu yerde başarılıysa maestro tarafından birinci solist yapılır ve orkestranın en ön sırasına getirilir. Birinci solist orkestra şefinin yardımcısıdır. AK Parti Orkestrası'nın maestrosu Erdoğan da seni arka sıralardan aldı ve birinci solist yaptı. Ne oldum delisine döndün. Göremiyordun, anlayamıyordun. Erdoğan'ın seni orkestranın ön sırasına geçirmiş olması senin senfoni besteleyeceğin anlamına gelmiyordu. Çapından büyük işlere soyundun ve her şeyi batırdın. Geldiğin gibi de gittin. Ağlaşman bir türlü bitmedi. Fuat Uğur, Türkiye. Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nu trollemişler. CHP lideri Kılıçdaroğlu eline geçen her fırsatta toplumun farklı bir kesimini tehdit ediyor. Öğretmenler, çiftçiler, iş adamları, sanatçılar, AK Parti'ye oy vermek bile ana muhalefet liderinin iki elim yakanızda şeklindeki gözdağlarına muhatap olmaya kafi. Hatta AK Parti'ye oy verenlerle selamı sabahı kesin minvalindeki konuşması bile var ilginç bir iletişim stratejisi doğrusu. Geçtiğimiz sefer bürokratları tehdidini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez de sosyal medya kullanıcıları vardı. Kendisiyle hususi uğraştığını söylediği kullanıcılardan birisinin ismini de verdi. Fakat sosyal medya paylaşımlarından AK Partili olduğu anlaşılan bir vatandaşımız isim benzerliğinden ötürü büyük mağduriyet yaşadı. Kendi ifadesine göre ev ve iş adresinden çocuklarının ve hatta torunlarının resimlerine kadar CHP'liler tarafından paylaşıldı ve hedef gösterildi. Bu vatandaşın ve ailesinin mağduriyetinin tek sebebi Kılıçdaroğlu ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. CHP Genel Merkezi'nin trol çiftlikleri olduğu, en büyüğünün İstanbul'da yer aldığı herkesin bildiği bir sır. Hatta Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un boğaz manzaralı, en lüks otellerinden birindeki başkan suitinden bu videoyu çektiğini de CHP İstanbul Gençlik Kolları bizzat ifşa etti. Bir nevi kendi genel başkanlarını trollediler. İBB başkanları da kar fırtınası sırasında 3 saat İngiliz Büyükelçi ile yemek yiyip kar küreme araçlı konvoyla taraftarlarını trollemişti. Sözcüsü ise sıcak evindeki trolleri değil, sahadakileri destekleyelim tweetini Cenevre'deki kar tatilinden atarak bizleri trollemişti. Diyeceğim o ki önce kendi içinizdeki meselelerinizi çözün bence. Zira mevcut tabloya bakıp da sormamak elde değil. CHP'den büyük troll mü var? İmamoğlu'na bir tercüman lazım. Yeni Amerikan Büyükelçisi ayağının tozuyla İmamoğlu'nu ziyaret etmiş. Yabancıların İmamoğlu düşkünlüğü ilginç ama şimdilik bahsi diyar. Görüşme videosunda Büyükelçi birkaç taltif cümlesiyle İmamoğlu'na teşekkür ediyor. İmamoğlu ise mahcup bir edayla sadece I'm okay diyebiliyor. İngilizce bilmemek ayıp değil, Türkçe konuşmaksa ayıbı bırakın, bence bu görüşmelerde doğru ve gerekli olandır. İbebe Başkanı İmamoğlu neden ısrarla tercüman kullanmıyor ve kendisini bu seviyeye mecbur ediyor bilmiyorum bildiğim İstanbul'un bundan daha iyi bir temsili hak ettiğidir. Hilal Kaplan, Sabah